Merhaba, ben Kerem Çelik. Bu videomuzda size Alfa Solar'ın 545 wattlık güneş panelinden bahsedeceğim. Arkamda görmüş olduğunuz boyut şu an piyasada zaten en çok satılan güneş paneli boyutlarından bir tanesi. 545-550 watt peak seviyelerinde olan arkamdaki örnek. Bir de bunun biraz daha ufak olan versiyonu 450 wattlık paneller. Şu an piyasada en çok profesyonel olarak satılan paneller olduğunu söyleyebiliriz. Bu ürünle ilgili en dikkatimi çeken özellikten bahsetmek istiyorum size. Ürünün arkasındaki kare kodla birlikte telefonunuza okutup ürünün fabrikadan gerçek değerini, gerçek watt peak ne kadar verdiğini görme şansınız mümkün oluyor. Bildiğiniz üzere piyasada birçok marka pozitif toleranslı bir şekilde ürünlerini satmakta. Yani bu şu anlama geliyor. 545 wattlık panel 550 watt'a kadar enerji çıkışı verebiliyor. Ama hangisi 545, hangisi 547, hangisi 549 bunu bilmiyoruz. İşte bu arkadaki kare kodu okutarak bu değeri elde edebiliriz. Peki bu değeri elde etmemizin bize avantajı nedir? Onu söyleyelim. Bu değeri elde ettiğimiz zaman bir dizi oluşturduğumuzda dizi inverterlerde olabildiğince birbirine yakın güçleri bir seri haline getirmek, string yapmak en istenen senaryo, ürünün daha fazla, daha verimli bir şekilde üretim yapmasını sağlayan küçük, basit ama gerçekten iş gören bir yoldan bahsettim size. O yüzden aynı güç değerlerini yakalayıp bir dizi oluşturmak için de arkadaki barkodu kullanmak bence avantajlı olabilir. Bir diğer dikkatimi çeken nokta ise ürünlerin boyutları artık bildiğiniz üzere büyüyor ve arkamdaki ürün neredeyse 2,6 metrekare gibi bir alana sahip. Dış çerçevesinin kalınlığı da burada önemli bir etken haline geliyor bu durumda. 42 milimetrelik çerçeve kullanılmış bu ürünlerde. O da önemli bir avantaj. Bununla ilgili arkamdaki üründe hem referans ölçüm değerleri yapıldı. Ürün gerçekten söylenildiği gibi üstünde yazan etiketteki değerleri veriyor mu? Hem de üründe statik mekanik yük deneyi yapıldı ve böylece gerçekten kar yüküne karşı data sheet'inde yazan değerleri veriyor mu sorusunun yanıtını TÜBİTAK'ta öğrenmiş olduk. Bu raporları da videomuzun içerisine şu an ekliyor olacağız. Gerçekten ne yaptığını tam anlamıyla görüyor olacaksınız. Raporda da belirtildiği üzere 9000 Pascal'a kadar bir dayanıma sahip olduğunu kanıtlamış olduğu bu dış çerçevenin kalınlığı oldukça önemli bir parametre aslında. Ürünle ilgili detaylı bilgiler ve data sheet'i indirmek, incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman da Alfa Solar'la ilgili en başta direkt söylediği konu %100 yerli üretim hedefinin olması. Güneş enerjisinde dışa bağımlılığımız oldukça fazlaydı. Bunu yıldan yıla daha aza indirme ve günün sonunda da tamamen Türkiye'de yerli üretim yapma hedefi güzel bir hedef. Bunu sağlamaya çalışan bazı firmalarımız var. Alfa Solar'ın da böyle bir hedefinin olduğunu web sitesinde direkt belirtmesi önemli bir detay. Ürünlerle ilgili de 12 farklı noktada test yaptığını ilk sayfada hemen karşımıza çıkartıyor. Hangi testler olduğunu da şu an ekrana veriyor olacağım. Birçok panelde de benzer testleri üretiyor, yapıyor olduklarını söyleyebiliriz. Evet, bugün Alfa Solar'ın 545 wattlık ürünüyle ilgili bir inceleme videosu size paylaşmak istedik. Burada önemli olan noktaların başında tabii ki TÜBİTAK'ta yapılan testler geliyor. Hem mekanik testler hem de ürünün ölçüm testleriyle ilgili değerleri şeffaf bir şekilde videomuzun içerisinde bulabiliyor olacaksınız. Bence önemli başlıklardan ikisi bu iki farklı test raporu. Onun dışında da dediğimiz gibi ürünün barkodunun olması ve aynı zamanda da çerçeve kalınlığının 42 milim olması ayırt edici özelliklerinin başında geliyor bence. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.